Merhabalar, ben Nilay Örnek. Yeni bir şeyler öğrenmeye merakla herkesin ilgisini çekeceğini düşündüğüm Nasıl Olunur adlı podcast serime hoş geldiniz. Bu seride mikrofonu mesleklerini ustalıkla icra ettiğini düşündüğüm insanlara yöneltip onlara aynı soruyu soruyorum. Nasıl olunur? Bu bölümde konuğum hafta içi her sabah Fox TV'de çalar saati hazırlayıp sunan İsmail Küçükkaya. Hoş geldiniz. Merhaba. Hoş bulduk. Merhabalar. Şimdi İsmail Küçükkaya ile biz birlikte çalıştık. Bayağı iki buçuk üç seneye yakın birlikte çalıştık. Ben onun için sizli bizli konuşmaktan geçemiyorum. Çünkü o ıı, Akşam Gazetesi'nin genel yayın yönetmeniydi. Ben de hafta sonu ekleri ve bütün eklerin yayın yönetmeniydim o dönem. Çok yakın çalıştık, güzel işler yaptık. Çok güzel işler yaptık. Benim hayatımın en güzel dönemlerinden Benim biriydi. Gazetecilik ve anlamında. siz orada müthiş işler yaptınız ekip arkadaşlarla birlikte hafta sonu eklerinde falan yepyeni bir bakış açısı getirdiniz biz de bunu akşamla birlikte tabii ...muazzam bir sevinçle paylaşmıştık. Çok güzeldi. Çok güzeldi. Benim hayatımın en güzel dönemi demem e, gazetecilik manasında belki de. Ya yani En güzel dönemi mi bilmiyorum. Her dönemde çeşitli şeyler öğreniyoruz. Bu zorluklardan da öğreniyoruz ama... E, ...akşamda m, şeylerimiz kısıtlıydı. Olanaklarımız. İmkanlarımız, tabii. Hı. İmkanlarımız inanılmaz kısıtlıydı. İki ama ay sonra ufkumuz alıyoruz. çok genişti. Ya. Hayal gücümüz <laughs> derindi. Ve çok güzel işler yaptık beraber. Özgürdük ya. Yani ben İsmail Küçükkaya'yı şu manada daha baştan bunu söylüyoruz ama severim beğenirim. Her zaman benim için Teşekkür yeri öyle. ayrı. Neden ayrı? Çünkü çok özgürdük. Yani Hı -hı. bana işi teklif ederken de ne istersen Tabii. yap dedi. Ve biz kendi ekibimize hakikaten çok özgür olarak şahane işler yaptığımızı düşünüyorum çok ki. Çok konuşuldu. O günlerde yaptığımız işler, bizim eklerimizdeki manşetler falan çok gündem oldu. Güzeldi, güzel Güzel habercilik yaptık ve sonra e, Gezi oldu. TMSF zaten e, akşam gazetesine çoktan gelmişti. Yani çoktan değil ama bir, bir buçuk ay önce gelmişti. E, Gezi'nin doğal sonucu olarak biz ilk kovulanlardan olduk değil mi yani? <laughs> Maalesef böyle bir şey oldu. Ee, sonrasında hemen de siz çok kısa süre sonrasında televizyon programcılığına başladınız. Ve e, ben çok sevindim. Çünkü o dönemde birden dağıldık ve çoğumuzun iş bulamayacağını düşündüğüm bir dönemdi. Evet. Ama iyi gazeteciler hep bir şekilde bir yerlerden iş buldular gibi düşünüyorum. Tabii ki herkese göre iş yok ama böyle e, daha esnek olanlar diyeyim. Başka alanlara gazetecilik tecrübelerini taşıyabilenler. Ben çok sevindim ama ilk günlerde dedim ki ya kotaracak çünkü çok iyi gazetecilik muhabirlik güdüsü var. Yayın yönetmenliği yapmış bir insan olmasına rağmen hani böyle koltukta oturan bir insan değil muhabirlikle kotaracak dedim ama ilk günler ya nasıl gidiyor ya cümleler oraya oturtamadım çok kişi böyle hissetti sonra o kadar kısa sürede birden Televizyoncu birden enkırmen oldunuz ki nasıl oldu o? Hırsla mı çok çalışmayla mı çok kısa sürede? O Şöyle de oldu? anlatmam lazım aslında. Ben 2013 yılı Haziran ayının 26'sında Akşam Gazetesi'nde genel yayın yönetmenliği görevinden ayrıldım. Evet. Ben de aslında tıpkı senin gibi uzun zaman işsiz kalacağımı düşündüm. Ama dedim ki Türkiye'nin koşullarında burada beklemektense işsiz işsiz kalmak çünkü gazeteci kolay kolay iş bulamıyor imkanlarımız kısıtlı. Ben Amerika'ya gittim aslında, San Francisco'ya. Evet, okudum onu. Doğan Şen Türk araması orada kalıyormuş. Evet, ben mesela. aslında gittim oraya. Ne yapacaktım? Birazcık dedim ki mesleğimizin geleceği konusunda çalışayım. İşte o tarihlerde oradaki Türkleri falan buldum. Silikon Vadisi'ne gittim. İşte bir takım kendime eğitim çalışmaları, kurslar falan buldum, hocalar tuttum. Oradaki Türkler mesela Facebook'ta, Google'da, çok farklı şirketlerde Twitter'daki Türkleri buldum. Onlarla konuştum. Sonra bu konularda acaba gelecek nereye gidiyor diye araştırmalar falan yapmaya başladım. Şöyle bir ay falan geçti. Galiba bir ay ya da beş hafta, altı hafta gibiydi. Doğan Şentürk aradı. Dedi ki biraderim dedi Fatih Portakal ana habere geçiyor. Çünkü o tarihte Nazlı Tolga vardı. Ana haberim sunucusu. O ayrıldı evlendiği için. Yurt dışına gitti. Fatih Portakal da ana habere geçmek istiyordu. Ana habere geçti. Fatih Portakal sabah haberi yapıyordu. Onun yerine birini arıyorlardı. Doğan Şentürk bana teklif edince ben önce bir şaşırdım. Aa nasıl olur? Tıpkı senin söylediğin gibi yapabilir miyim, yapamaz mıyım? Ben dedim ki bana bir bir ay falan zaman ver dedim. Ben düşüneyim, taşınayım, kendimi hazırlayayım. Yok yok dedi. Üç gün sonra dönmen <laughs> gerekiyor. Ben apar topar döndüm iyi mi? Hmm. Ve apar topar döndüm. 2 Eylül 2013 günü Fox'ta ilk defa Çalar Saat programının başına oturdum. Neredeyse jetlekte falan. Yani. Aynen öyle. Fakat o kadar şaşkınım, Yabancılık hissediyorum ki yaptığım işe ve kendime yabancılaştığımı düşündüm. Olmaz zannettim önce. Hatta reklam arasında falan benim burada ne işim var dedim. Fakat iş bilmiyorum oldu. Çok da sevdim. Ama nasıl oldu? Yani farklı bir şeyler de getirdiniz. Çok Onu güzel. görüyorum. Bir de çok rakip vardı o dönem. Şimdi o rakipler maalesef yok. Evet etti. maalesef çok yoğun bir şimdi şöyle çok yoğun bir rekabetin içine girdik. 2013 yılı. Daha Türk medyası bu kadar da tek yapı haline de gelmemişti. Evet, dağılmamıştı. Şimdi o tarihlerde ciddi rakipler vardı sabah haberlerinde ve bütün kanallarda da bir yarış içerisindeydi. İrfan Değirmenci İrfan var. Değirmenci de vardı. Çok başarılıydı. Onlar Fatih Portakal'la bir rekabet içerisindelerdi. Çok, çok. E, Fatih yukarı gitmiş. Şimdi bir kere ben çok başarılı birinin yerine geliyorum. Karşıda eskiden Fox'a çalışmış İrfan var. O da çok başarılı. Çok başarılı. Onun dışında da bu arada 14 tane sabah habercisi değişti. 14. Show TV'de üç kere, ATV'de üç kere diye ben hepsini saydım. Seda Star'da vardı da öyle singif, çok çok. Vardı, ya toplamda yirmi kişi, bazıları mükerrer olmak üzere 20 sabah habercisi geldi gitti. Şimdi nasıl oldu? Şöyle ben geldiğimde bir seçimle, bir tercihle karşı karşıya kaldım. Ya Fatih Portakal'ın gittiği yoldan gidecektim, onun bıraktığı Fox'taki çalar saati sürdürecektim. Ya da başka bir yol çizecektim. Ama benim bir handikapım vardı. Sonradan bu bir avantaja dönüştü. Ben o güne kadar İrfan Değirmenci'yi de Fatih Portakal'ı hiç izlememiştim. Hmm. Biliyordum ama hiç evet, çünkü sabah öyle bir alışkanlığım yoktu. Onları hiç izlememiştim. İlk onları bir izleyerek başladım ben. 2 Eylül'de geldim. Sonra dedim ki ben böyle yapmamalıyım. Her ikisinin de kendine özgü ve başarılı tarzı vardı. Ben dedim ki ben başka bir şey yapayım. Ne yapayım dedim kendi karakterime baktım. ...iş yapma biçimime, kendi doğama döndüm. Kendi Her birimizin doğası var. Hani Nilay örnek, biricikliği vardır. Nilay örneği ben tanımlayabilirim burada. Nilay örneğin kişiliği, karakteri, iş yapma biçimi, hayata bakışı. Kendime baktım. Nedir? İsmail Küçükkaya'nın doğası nedir? Bir kere ben bir sabah insanıyım. Enerjiyimdir. Hani bazıları gececidir. Mesela siz gece insanı mısınız, sabah insanı mısınız? Gece. Heh. İkisi de. Yani bana, i̇kisi, demek. ikisi de uyuyor. Şöyle, şu, şu demek... Uyumasam daha iyi. Şu demek, takipçilerimiz de bunu tartsınlar. Bazıları gece çalışmayı sever, gece okumayı sever. Mesela öğrenciliğimizde de ben öyle değilimdir. Ben sabah çok erken saatlerde dörtte, dört buçukta kalkarak üniversitede böyle hazırlandım. Dedim ki ben bu enerjiyi vermeliyim. Sonra peki ben ne seviyorum? Kitap okumayı seviyorum. Çalar saatte kitap olacak. Ben ne seviyorum? Çiçek seviyorum. Çalar saatte kır çiçekler olacak. Ben ne seviyorum? Müzik seviyorum ama popüler müzik değil. Nitelikli müzik. Müzik seviyorum. Orada onlar olacak. Ama bütün bunlar işin kalbe ilişkin yenilikleriydi. Ama hani core business dedikleri ana işim de benim gazetecilik. Ama orada zaten biraz evvel senin de ifade ettiğin gibi ben gazeteciyim. Aralıksız 26 yıllık bir gazetecilik tecrübesinden geliyor. Şöyle gazeteciliği de burada ayırmak istiyorum Tabii. aslında muhabirlik diyelim. Bravo. Şimdi bu yani hepimiz gazeteciyiz diyoruz. Herkes gazeteci diyebilir ama bir yayın yönetmeni, ben de kendimi öyle tanımlarım. Muhabirlik başka bir şey. Bravo. O ruhta olmak başka bir şey. Ben çok uzun süreler editörlük yapsam da o muhabir kafası oturduğun yerden bile ölüm ilanından bile haber çıkartma kafası o başka bir şeydi. Peki bak sen genel yönetmeniyken de ben de yaptım. Sen de öyle yapıyordun. Dışarıya gidip haber bulan, Çok, tabii, tabii. röportajlar yapan insanlarla ilişki kuran ve ilişki geliştiren bir tarzın vardı. Evet. Bu aslında muhabir ruhluluk. Bizim işimizin özü ve ruhu, kalbi. Ben öyle güvendim biraz dedim ki e, öyle yapacak birilerini arayacak özel haber getirecek Tabii. yani sabahtan e, yani akşamdan kalma haberi sabah ısıtmak gibi de bir yöntem var onun üstüne güzel yorum yapabilmek Hı -hı. var onu şen şakrak ya da daha sinirli Hı -hı. anlatabilmek var ama dedim ki telefonlarla bunu yapar bu, bu da oturdu sonra o kendi kişiliğiniz işte mavi renk. Oldu. Evet. mavi haberler falan var değil mi böyle? Şöyle yaptım onu da. Evet. Nilay şimdi dedim ki şimdi sabahları Türkiye gibi zor ülkelerde insanlara moral vermek gerekiyor. Çünkü haber ya işimiz. Sunduğumuz haberlerin büyük bir bölümü zor haberler. Acılı haberler. İşte trafik kazaları, işçi ölümleri, siyasetteki kavga, toplumdaki kutuplaşma, gerginlik Şimdi ben de dedim ki insanlara bir ruh ve duygu vermeliyim. Şimdi bu nasıl olacak? Bir çiçekler, müzik, buradaki yenilikler, kitaplar hepsi tamam. Ama bir de dedim ki felsefe. Çünkü biz polyanlacılık yapamazdık. Polyanlacılık değil yaptım. Şu varoluşçu olmalıydık. Şimdi ben gerçeğin gözünün içine bakmayı seviyorum. Ne kadar acıtıcı ve ağır olsa da gerçeğin gözünün içine bakarken ama insanlara da şunu söylemek durumundaydım içten ve kalpten. Evet, sorunlar var. Ciddi problemlerimiz var ama çözecek olan irademiz de var ve bu bizim elimizde. Bu duyguyu vermek için de felsefi temellere dayandım. Bunlardan bir tanesi renk. Maviyi özel seçtim. Kişisel hayatımda seviyorum ama maviyi seçmemdeki sebep onun verdiği sonsuzluk duygusu ve derinlik. Bir deniz gibi, bir gökyüzü gibi uçsuz bucaksız özgürlük duygusu ilerideki mavi günlerin mutlaka geleceğine dair Nazım Hikmet'ten öğrendiğimiz varoluşçu yaklaşım. Dolayısıyla o da bizim e, parametrelerimizden birisi oldu. Nitekim ben de bunu ne yaptım? Gittim. İşte burada marka vermeyeyim. Bir giyim firmasına. Dedim ki bak ben mavi giy giyineceğim. Takımlarım mavi olacak. Çok farklı renkler değil tek renk ve fonla, tonlarda mavi, açık mavi, koyu mavi, işte griye çalan mavi vesaire ya da farklı takım elbiseler giyiyorsam gömleğim ecevit mavisi veya beyaz gömlek giyiyorsam e, Obama'nın taktığı gibi açık böyle buz mavisi vardır ya ha, bayağı öyle. çalışma var Çalıştım, bütün bunları çalıştım. <laughs> Peki şimdi e, daha Nasıl çok olunur dediniz ya? Evet, evet. Daha çok düşmanınız olduğunu düşünüyor musunuz ya da eleştirenler? eleştiri çok var çok gayet doğal çok olarak. normal çünkü madem bu kadar kamuya açık bir iş yapıyoruz ve madem bu kadar çok izleniyoruz, bu kadar çok takip ediliyoruz, bu kadar çok beğeniliyoruz. Bunun tabii ki ters tarafı da olacak. Beğenmeyenler olacak, sözümüzden hoşlanmayanlar olacak ama şudur. Dediğim dedik değil ama bazen bir milyar insan arasında tek başımıza da kalsak doğru bildiğimize inandığımıza devam edeceğiz. Ama bazen yüz binlerce insan yanımızda da olsa eğer yanlış yoldaysak yanlış yoldan dönmesini de bileceğiz. Böyle ince bir çizgimiz var. Ya böyle herkesle iyi anlaşıyor olmak gibi bir en temel böyle hani ben onu sararsam bir paket yaparsam herkesle iyi anlaşan bir İsmail Küçükkaya var. Şimdi toplum öyle Kötü ki, kötü durumdayız ki Hı -hı. toplum kötü demeyeyim. Çok kötü durumdayız ve bir şekilde bizim acılarımızı birisi dindirsin istiyoruz. Bizim sorularımızı birisi sorsun istiyoruz ama bu da zor. Şimdi bugün e, mesela bu daha sonra yayınlanacak bir kayıt olacak ama Binali Yıldırım seçim öncesinde konuktu. Evet. Şimdi e, bir band kaydı var çok güzel konuştu oradaki altı ve tarım bitti diyorlar kısacası. Hı -hı. Siz de ona soruyorsunuz işte dikey mimariye değil. Yataya geçeceğiz diyorsunuz. Ne diyorsunuz bu konuda diye. Şöyle başlıyor Binali Bey, Binali Yıldırım diyeyim ben. Ee, olan olmuş, biten bitmiş. Şimdi geleceğe bakıyoruz diyor. İyi güzel de olan olmuş biten bitmişi 10 senedir hatta e, belediyecilik taraflarına bakarsak 25 yıldır çeyrek asırdır bu insanlar yapıyor. Şimdi orada karşında da bir bineli yıldırım var ona soru soruyorsunuz bunun dengesini kurmak çok zor Bence diye düşünüyorum. Bence muhteşem bir örnek olacak şimdi bakın bu programın adı nasıl olunur ya. Evet. Bizimki nasıl olma çabası. Benimki nasıl olma çabası. Evet, her, her gelen bu, anlatıyoruz. muhteşem bir örnek oldu. Siz sözü açtığınız için. Ben bu sabah Binali Yıldırım'ı konuk aldım. Ama Binali Yıldırım'ı konuk almadan evvel Binali Yıldırım Cumhur İttifakı'nın İstanbul adayı. Ondan hemen evvel de Yanındayız Derneği'nin kurucu başkanı Nur Geri yayını aldım. Şimdi bu bir kere günün anlamını kapsamak, kavur etmek bakımından önemliydi. Ama asıl önemlisi Binali Yıldırım'dan bir gün önce Ekrem İmamoğlu'nu aldım. Her ikisine de saat tam 8.30'da başlayıp tam onda bitecek şekilde eşit süre verdim. Bu bir kere bence nasıl olunurun kendi yapma çabam, hani olma çabam içerisinde mükemmel bir örnek oldu. Bunu da söz açtığınız için de çok teşekkür ediyorum. Şimdi şöyle, herkese ilişki geliştirme çabası bence bir gazetecinin mutlaka edinmesi gereken bir çaba bir özellik. Ama bu şu demek tam olarak şunu anlatmak gerekir ki aslında bizim işimiz ölçülülük ve mesafe ayarı işi. Şimdi sizin kimi ağırladığınız, kiminle birlikte olduğunuz kadar asıl onu nasıl ağırladığınız, onunla birlikte nasıl bir ilişki kurduğunuz önemli. Mesela ben Binali Yıldırım'ı ağırladım. Binali Yıldırım'a sorular sordum ya. Ama ona mesela o gelmiş iktidarın da adayı. O yapacaktan anlatırken ona şunu da söyledim. Bir bant izlettim. Sizin söylediğiniz gibi betonlaşma olmuş İstanbul'da. Mesela siz o konuyu ağırlayıp bu soruyu sormadığınız zaman seyirci ya da takipçi gözünde eksi puan alıyorsunuz. Ama o konuyu çarp onu da sorarsanız o zaman size diyor ki evet bu görevini yaptı diyor. Çünkü Türkiye gibi kutuplaşmış ülkelerde insanlar birbirlerine çok uzaklaştılar. İşte ben de diyorum ki bütün mecralarda herkes birbirini ağırlayabilir ama mesafe ayarı ve ölçülüğe dikkat etmemiz gerekir. Ya, tabii buradaki şey çok zor ee, yani şu anda yaşadığımız dönemin kötü olduğunu düşünüyoruz. Hele biz gazeteciler Hı -hı. başka taraflarından da gördük yaşadık tecrübe ettik kadınlar ayrı tecrübe ediyor Hı -hı. kızgınız yani ben kızgınım mesela Hı -hı. yani tabii bunu kendimce işte o varoluş problemleri. Ve niye, neden kızgınsınız mesela siz? Neden kızgınım? Evet, kızgınım? Muhafazakarlaşmanın bu seviyede olması ve geri gidişimiz nedeniyle işsiz bırakılmamız, kadınlar olarak kötü durumda bırakılmamız konusunda kötü hissediyorum. Yani toplumun i̇şte geri yapmamız gittiğini gereken, düşünüyorum. Yapmamız gereken şu bu öfkeyi yani yaşadıklarımıza maruz kaldıklarımıza yönelik öfkemizi biz üretime nasıl çevirebiliriz? Benim işte bütün çabam bu. Mesela şöyle düşünün. Bir seçim yaşanıyor. O seçimden sonra insanlar hayal kırıklığına uğruyor. Öfkeleniyorlar falan. Ben de hep şunu söylüyorum. Demokratik mücadele sonsuz çabalar bütünü istiyor. Çünkü mesela ben bugünlerde... ...hani... Mart ayındayız seçime doğru gidiyoruz. O kadar çok insanların oy kullanmayacağım şeklinde şikayet geliyor ki her gün televizyonda şunu söyledim ve söylemekteyim. Hayır şımarıklık yapma hakkımız yok. Kızgınlık var öfke var, hayal kırıklığı var. Ancak bütün bunlar bizim gidip de oy kullanmamızı engellememeli. Hani ben mesela kendimce sabahları böyle bir misyon edinmiş durumdayım. İşte o kadar sakin olabilmek. Mesela diyorum ya sonuçta toplumun parçasıyız. Hı -hı. Ne olursa olsun tarafsızlık diye bir şeyi gazetecilikte öngörüyoruz ve fakat öyle bir noktaya geliyoruz ki artık yani bir taraf olma gereğini hissettiğimiz ve o tarafsızlık sınırını aştığımız ve ya da aşmamız gerektiğini düşündüğümüz hak için, adalet için dönemler oluyor. Hmm. Sanırım hepimizin yaşadığı ve kendimizin nereye koya Bileceğimizi düşünemediğimiz Hı -hı. taraf o. Ya yani çünkü bir gazetecisin. Evet, eskiden çeşitli mesafeler. Ben hatırlıyorum. Twitter'da ilk girenlerden biriyim. Şu Türkiye'de ve Twitter diye bir şey var diye ilk yazı yazan insanım. Ama yani siz kaç zaten, sene Nilay, önce ama. Siz bütün bu teknolojik gelişmeleri her zaman iyi takip ettiniz. Evet, Hep, yani Çok meraklıyımdır yani, ama Çok ilginiz var oralara. O kadar geri durdum ki hesabım kapalıydı. Neden? Çünkü yazı işlerinde müdür yardımcısıyım. O dönem Haber yeni kurulmuş ve e, editör dediğin her yere eşit mesafede durur ya. Hı -hı. Şimdi ben Twitter'da bir şey yazarım. Kaç sene öncesinden bahsediyoruz? Yani 2005 mi 2007 mi işte Haber Türk kaçtı kuruldu? 2008 mi? Tarihlerim artık gitti. Yok ben, ben size söyleyeyim. 2009 yılı Martında kuruldu. Aa. Nereden biliyorsun diye bir <laughs> şey söyleyeyim <laughs> evet. hemen. Ben 2008 yılı Kasım ayında Akşam Gazetesi'nin genel yayın yönetmeni oldum. Ha, tamam. Ve daha sonra o günlerde de Tabii zor koşullarda çalışıyorduk. Çok başarılı bir ekibimiz vardı ama imkanlarımız çok azdı sizin de söylediğiniz gibi. Fakat 2008 yılı Kasım'da başladım ya ben. O günlerde Fatih Altaylı da transferlere başlamıştı ve Habertürk Ciner grubu için Habertürk gazetesini çıkaracaktı. Bizim imkanlarımız kısıtlıydı ama onların imkanları sonsuzdu. Çok güzel bir mizampajda, müthiş kağıt makballar kurdular. Çünkü ekipler geldi. Bu şekilde ve bütün imkanları da kullandıkları. Onun için biliyorum. 2009 yılı Mart'ında ...açıldı. Tabii ben sonra oradan ayrılıp... <laughs> ...akşama geldim. Siz de bize geldiniz birden... evet. <laughs> birden teknolojinin... Evet. başka San Francisco'dan... Evet. Ama <laughs> ruhumuz yani. vardı. Evet Allah şükür. Ee, ama işte dediğim şey... E, ...burada bir kızgınlık hissediyoruz... ...ve orada tarafsız olmak çok zor. Mesela bugün deyince işte diyor ki... ...Binali Yıldırım plan tadilat... ...dosyaları ve plan revizyon... ...işleri artık <laughs> olmayacak diyor. Siz diyorsunuz ki... ...belediye başkanı olunca buna... ...geçit vermeyecek misiniz evet. diyorsunuz o da diyor ki gündemimde önceliğim plan tadilat dosyaları olmayacak. E, peki e, yani sen buna geçit vermeyeceğin imar barışını kim sağlar? Ya yani bin tane soru sorup e, bir şeylerimi kusmak istiyorum belki de. İşte orada tarafsız olmak nasıl mümkündür? Mesela siz diyorsunuz ki daha önceki bir röportajınızda Armağan Çağlayan çok güzel bir röportaj yapmış sizinle. Hı hı. Çok sevdim yani çok samimi ve dandan dan güzel sorular sormuş. Orada sorduğu bir soruya ben siyaseti çok iyi bilirim diyorsunuz. Biraz Ankara gazeteciliği evet. sayesinde. Orada gazeteciliğe siyaset duruşuyla mı biraz yaklaşıyorsunuz? Bizden Şu... daha, benden daha politik olduğunuzu düşünüyorum. Şimdi şöyle anlamda. bakayım. şimdi siz hep İstanbul'daydınız. Mesela İstanbul çevresi, hani siz pek çok kültür sanat sizle çok karşılaşıyorum da ben, değil mi? Bir sürü yerde de karşı karşıya evet, evet. geliyoruz. <laughs> Ben de Ankara'dan yetiştim muhabir olarak. Çünkü Ankara bürokrasi ve diplomasi koridorları, politika koridorlarında yetiştim. O hep böyle baktım. Çok sevdim siyaset gazeteciliğini çok sevdim. Ben bireysel olarak siyasete girmeye ne kadar uzaksam, siyaseti uzak birey uzağım. Yani. Siyaseti birey olarak yapma bana ne kadar yabancı ve uzak gelse de ben gazeteci olarak siyaseti izlemeyi o kadar sevdim. Birbirinden tam olarak zıt hani hiçbir zaman siyasete girmeyeceğimi düşünüyorum. Hiçbir zaman girmeyeceğim. Bunun sözünü bile verebilirim. Ama ömrüm boyunca da siyaset gazeteciliğini seveceğim. Böyle bir durumum var. Çünkü çok seviyorum kulis haberlerini. Oradan geldim. Fakat 2008 yılı Kasım ayında ben genel yönetmen olduğumda Sedat Bozkurt ve Ertuğrul Özkök peş peşe beni aradılar. Kutlama Telefonları açtılar bana sağsa. Ertuğrul Bey bir tek tavsiyede bulunmuştu bana. Ben onu hiç unutmadım. Kulağıma küpe oldu. Belki nasıl olunurun bir parantezlerinden bir tanesi de o olsun dedi ki şekerim dedi sen Ankara'dan geliyorsun çok başarılısın. O beni izliyordu böyle. Ertuğrul Bey güzel bir adamdır. Şöyle hep kutlar insanları. Başarılı gördüklerini. Yaşı kaç ne kadar genç olsa da kendisine göre hep arar kutlardı. Bu özelliğini çok sevmişimdir. Hep şunu söyledi. Ama dedi. Ankara gazeteciliğini bir tarafa bırakarak yani tam olarak bir tarafa bırakmadı dedi. Ama İstanbul deyince hayat, magazin, ekonomi, spor. Bunu gazetedeyken mi söylüyor? Gazeteye genel yönetmen o evet. oldum. Ya birinci gün ya ikinci gün bana bunu söyledi. Ben de onu akşamda hiç unutmadım. Mesela sizle yaptığım görüşmede de dedim ki bak ben Ankara gazetecisiyim. Ama bir genel yönetmeniyim. Ben eklerimin başına sizin gibi bir İstanbulluyu getirdim. Yani siz de ve özgürdünüz orada. Siz de genel yönetmenliği yaptınız. Evet, evet. Mesela bu benim için nasıl olumluğunun parantezlerinden biri. Siyaseti çok iyi izleyebilirsin ama yalnızca siyasetten ibaret değildir hayat. Fox'ta da bunu yaptım ben. Evet Ertuğrul Özkök sizi sık sık arıyor mu? Televizyonda arıyor. da galiba aramış evet, ve siyaset o... yapma o kadar. Yani siyaset bir şey söylemiyor çünkü sıkıcı olur televizyonda falan. Televizyonda bunu zaten yapmıyorum öyle. Hmm. Çünkü televizyonda başlarken hep şuna baktım. Benim üç saatlik bir programım var. Şimdi benim kendime göre Le Monde gazetesinin bir kitabında öğrenip uyguladığım bir niteliğim var. Akşamda da yapardım. Bir kere şunu öğrenmiştim. Le Monde editörleri gazetenin kaç santim kaç sütununun iktidar kaç santim sütununun muhalefete ayrıldığını kabaca biliyorlar. Öyle gün. mi? bir altın oranları var. Ta, o zamanlar. Ha şöyle değil. İlla bu kadar cetvelle çizilmiş gibi değil. Ama şuna bakıyorlar. Belli bir oran var diye okumuştum zamanında. Ben akşamda her zaman şuna baktım. Dedim ki benim gazetemi herkes okumalı. Yalnızca iktidar değil. Tabii ki gazetecilik özünde eleştirel bir iştir. Çünkü aman ne güzel bravo böyle bir bir dünya yok gazetecilikte. Ama olumluyu da görebilmek gerekiyor. Fakat yine ölçülülük. Eski Yunan'dan beri hayat felsefemiz şu. Överken de ölçülü, olumluyu anlatırken de yererken de ölçülü. Ben akşamda da bunu yapmaya çalıştım. Hı. Fox'ta da bana dikkat ediyorum. Mesela ben Fox'ta bakıyorum ülkenin gidişatıyla ilgili kaygılarım var benim. Gerçekten kaygılıyım. O kaygıları dile getiriyorum yapıcı bir dile dile getiriyorum. Mesela neden beyin göçü yaşıyoruz biz? En parlak çocuklarımız, en parlak bilim insanlarımız veya zenginlerimiz neden gidiyorlar? İşte sinirleniyorum ben mesela. Gidiyorlar. O gençler gidince, gidiyorlar. arkadaşlarım gidince yani geçen sene Londra'ya giden var. Ankara anlaşmasıyla arkadaşlarıma parti veda yapmaktan yoruldum ve çok özlüyorum onları. Mesela çok, çok iyi okullardan, burada isim de vermiyorum ama çok çok iyi okullardan çocuklarını alıp yurt dışına götürüyorlar ve çok üzülüyorum. Bunun nedenlerini sorguluyorum. Ne diyorum? İşte iklim, yani politik iklim, baskı ortamı, ülkenin geleceğine dair inanç veya inançsızlık gibi konuları hukukun üstünlüğü perspektiften ele alıyorum. Ve iktidarları uyarmayı bir marifet biliyorum. Şey de güzel. bazı şeyler siyaset adı altında konuşulmasa da sonuçta toplumun ve siyasetin Bravo. getirdiği noktayı gösteriyor. Mesela ben çok Bravo, iyi çok bir önemli. izleyici olmaya Aha. çalışıyorum sabahları erken Anneniz kalktığımda. Anneniz iyi izliyor bizi biliyorsan evet, değil mi? Evet. Birkaç yerde izleyecek. karşılaştım en son İngiltere konsolosunda karşılaşmıştım kız kardeşinizle birlikte. Anneniz mükemmel bir çalarsa duyarlı, aktif. Çalışkan bir evet, çalar Evet anneler kadını. çağrıları falan evet. oluyor sabahları. Ee, şeyi söyleyecektim. Mesela ekonomik durum. Biz şimdi nedir? Euro, e, dolar paritesi Hı -hı. şudur budur. Bunu kendi açımızdan görüyoruz. Herkes kendi. Mesela işte ben ne diyorum? Dur yurt dışına gidemiyoruz. Şunu alamıyoruz, bunu alamıyoruz diyorum belki kendi hı hı. ekonomik durumuma göre ama X şahıs kalp pili taktıramıyor. Şimdi Bravo, bak Ben mesela birisi için hatta önayık olduğunuz bir adamın evet, eşi karısına için falan ameliyat yaptıramadı. Evet evet. Ve biliyor musunuz ben o haberi duyurdum bak tamamen ve ismini bile vermemiştim. O hastanın başına bir takım sıkıntılar geldi ve eski bir politikacı iktidardan şimdi bir üniversitenin başında bize tekzipler falan göndermeye başladı. Ben de o aileyi canlı yene çağırdım. Düşünün bir adam eşinin ihtiyacı olan kalbini taktıramadı. Aylarca sonrasına gün veriyorlardı. Ancak biz televizyonda bunu söyledik. İstanbul'a getirdiler. Daha sonra Siyami Ersek'te ameliyatı oldu. Şu her şey politik değildir. Sevgili Nilay Örnek. Ama aslında her şey, şey politiktir. politiktir. Yemek de her politik, şey tarımda politik, bütün hepsi politik. Yani çok şey sormak istiyorum Dur, ama bir şey daha hemen tabii, söyleyeyim. Tabii. Nasıl olunuru da ben kafamda canlandırmaya çalışıyorum ki Teşekkür takipçilerimiz de onu dinlesinler, takdir etsinler. Şimdi nasıl olunur da meselelerden bir tanesi de şu. Bizim içinde bulunduğumuz ortamda Fox özgün bir yere sahip. Fatih Portakal ve ben çok özgürüz. Ben akşamda da çok özgürdüm. Sen de çok özgürdün. Hı -hı. Biz şimdi Türkiye'nin en özgür gazetecileriyiz. Şöyle Fox'un siyasi, ticari herhangi bir beklentisi olmadığı için bize gazetecilik açısından olağanüstü bir özgür iklim bıraktılar. Biz de ne yapıyoruz? Nasıl olunur ya bu? Şöyle olunur. Rakiplerinizin veremediğini, sakladığını, yok ettiğini, küçülttüğünü, eğip büktüğünü gerçekten bahsediyorum. Gerçekleri de eğip büküyorlar, saklıyorlar sen eğip bükmeden, saklamadan ve abartmadan sunarsan seyirci takdir ediyor. Böyle olunur. Ünsal Ünlü'yü dinliyor musunuz? Takip ediyor musunuz? Ben takip edemiyorum ama şöyle Twitter'dan takip ediyorum. Hmm. Ancak çok başarılı gittiğine dair çok iyi yorumlar alıyorum. Çok beğeniyorum ben de. Çok i̇yi gazetelerin yazdıkları, alıyorum. yazamadıkları... Zaten başarılı bir gazeteciydi, televizyoncuydu. Evet, evet. Ve o işte yapılan yapılmayanları çok güzel anlatıyor. Sade bir dille müthiş Ruşen başarılı. Ruşen Çakır da iyi gidiyor. Tabii tabii. Diyorum. Yani zaten oradaki sebat... Yani sonuçta bir maaş almıyorlar. Desteklerle, insan desteğiyle olan bir şey. Şimdi mesela Ancak... bunlar işin bir tarafı. Hem teknolojinin getirdiği imkanlar Şimdi basında tabii çok az bağımsız yer kaldı ama... Onun dışında mesela T24 gibi, Diken.com gibi pek çok mecra olmaya başladı. Siz artık günümüzde gerçeği saklayamazsınız. İşte böyle böyle çıkacak farklı farklı mecralarda Tabii bunlar çok zor, anlatılacak. Onların da var olması çok zor Tabii. artık. Yani çok zor Ekonomik reklam alıyorlar. Koşullar, e, i̇nsanlar oraya reklam veriyor görünmek istemiyor. Okuyorlar, destekliyorlar ama büyük firmalar korkuyorlar. E, ama bir şey söyleyeceğim. İş dünyasının ve bütün bireylerin de ülkedeki demokratik bilinci... ...artırmak ve basın özgürlüğünü korumak konusunda sorumlulukları var. Herkes de bunu düşünsün. Evet, biraz ilan versinler, versinler böyle mecralara. Herkes... Hayır, mecraları iyi seçin. Seçin, evet. Abone olun, destek verin insanlara. Hepimiz için aynı şey söz konusu. Peki Muharrem İnce olayı, şu anda nerede o vaka? Vallahi o 24 Haziran'da kaldı o iş. Ben gazeteciliğimi yaptım. O günlerde de sen beni de aramıştın, mesaj atmıştın. Şimdi o gün şu, olay şu, ben... Türkiye'nin en çok izlenen programda seçim gecesi yayını yapıyorum ve Cumhurbaşkanı adayı yoktu. Gece saat 00:15'te mesaj attım, Sayın Başkan neredesiniz diye. O da 00:37'de mesaj attı. Ben de onu duyurdum. Sonrasında o da bir açıklama yaptı. Ben de bir açıklama yaptım. Sonra bir, bir daha bir konuştuk. Ben bir gün Londra'daydım. O da aradı. Konuştuk. Ee, ne dedi? Bir, bir sorun yok orada. O hiçbir şey, oğlanla ilgili konuşmadık biz artık. O ha. o gün başka bir vesileyle aramıştı. Sonra ben ha ben ona şey sordum ama o gün Londra'daydım. Bir gün önce o Ahmet Hakan'ın programına çıkmıştı. Ben de oradaki sözleri okudum. Londra'da olduğum için izleyemedim de yanındaki yanındaki kişi Muharimci'ye de Muharrem İnce de takip ediyordu. Dedi ki dün akşam Muharrem İnce Ahmet Hakan'ın programına çıktı dedi ben de okudum, deşifresini okudum. Orada edindiğim izlenim başkan adayı olmak istediği şeklindeydi. Bak ben de olaydan olayın üzerinden bak ben Eylül'de biz 24 Haziran geçti. O arada bir daha konuşmuştuk ama Eylül'de, Eylül'ün ilk haftasıydı. Tam işte Ahmet Hakan'ın programından bir gün sonra. Ee, ben de ona dedim ki ...başkanım dedim, belediye başkanı adayı olmak istiyormuş gibi bir izlenim edindim sizin sözlerinizden dedim. Ha böyle bir soruyla döndünüz. Hemen o kadar orada olan döndüm. Sonra. O da dedi ki, e, aynen şöyle hiç unutmuyorum kulağımda, İsmail'cim dedi. tartıyorum dedi. Nasıl tartıyorsunuz dedim, anketler yaptırıyorum dedi. Bu o gün böyle, ben bunu sonra televizyonda da söyledim izni de hmm. alarak. Muharrem İnce şu, Muharrem İnce bir siyasetçi. O siyaset yapmaya devam edecek. Ben de bir gazeteciyim, haberciyim. Ben de habercilik yapmaya devam edeceğim. Dolayısıyla bizim karşılıklı birbirimize... ...belli bir mesafede ilişkimiz devam ediyor. Davalı ed Yok Değil yok, davalık olacak Hı. bir şey yok ki. Siyasetçilerden nasıl tepki geldi? Halkın tepkisini gördük bir Şimdi şekilde de. gördünüz. Hı. Ben e, o günlerde yaklaşık 120 tane yazı kestim. E, i̇şte Fatih Altaylı'dan Ertuğrul Özkök'e kadar... ...bütün meslek büyükleri. Tabii yani O iş bir gazetecilik işiydi. Ben de onu yaptım. Eee... Hani ben hani işimi yaptım diye övünecek, gururlanacak bir halim yok. Tabii başka yok. bir duygusal durumumuz vardı o seçim durumunda. Hepimizin... Ya yani milyonlarca insan hayal kırıklığına şey uğradı. O, tabii. Bütün yaşananlardan. insanlarda da tabii günah keçisi arıyorlardı. Ama benim için ben hani ben doğru olanı yapmıştım. Saygı da duyuyorum insanlara. Ee, peki ben siyaseti iyi bilen biriyim diyen biri olarak... Gazeteci olarak. Gazeteci evet. olarak söylüyorum tabii Hı -hı. ki. Ee, nereye gidiyoruz, neredeyiz? Vallahi ben bütün bu siyaset sınıfının değişeceğine inanıyorum. Toplumun siyasetin önüne geçtiğine inanıyorum. Ve toplum siyasetin önüne geçince siyaset sınıfı yenilenir. Ya siyaset sınıfı kendini yeniler ya da kendini yenilemeyen siyaset sınıfı tasfiye olur ve toplum kendisini anlatacak ve geleceğe taşıyacak yeni bir siyaset sınıfı üretir. Ben böyle bir dönemde olduğumuza inanıyorum. Bu yerel seçimde de ben Anadolu turlarına çıktım. Bakın nasıl olunur dediniz ya. Nasıl olunurun bir başka parçası da bu. Plazalara hapsolarak değil. Halktan koparak değil. Lüks yaşam içinde olarak değil. Hayır. Halkın içine girerek de olur. Biz her seçim öncesi olduğu gibi yerel seçim öncesinde de Anadolu Turu'na çıktık. 30'dan fazla ilde yayın yapıyoruz. Bunu yaparken de iktidarıyla ile muhalefeti her kesimden adaylar alıyoruz. Evet evet görüyorum her zaman. O nabzı tutmaya çalışıyorum. Peki bu güvenilirlik anketine ne diyorsunuz? Gezici Araştırma Merkezini yani ne diyorsunuz dediğim zaten ben üçüncü sırada. Ben çıktım? Üç değil mi? Evet. Uğur Dündar Uğur, Dündar. Uğur Dündar anlıyorum. Her zaman birinci çıkıyor. Peki çıkar. gerisine ne diyorsunuz? Çok alakasız bir Bilmiyorum. liste. Bilmiyorum ben sordum. Şimdi şöyle daha sonra aradım ben. Şimdi şöyle geçen yıl alt, beşinciydim. Hı hı. On, pardon geçen yıl evet beşinciydim. Ondan önceki yıl altıncıydım. Bu benim hedefimdir onu size söyleyeyim. Peki liste bir garip değil mi? Geçen sene de bu kadar garip miydi? Yani... Uğur Dündar vardı geçen sene. Yine birinciydi. Sorun uğurduğunda... Acunu soruyorsun. Kadar. Bak ben Acun'u sordum şeye, geziciye. Dedi ki, İsmail Bey dedi. Onu seven de var, sevmeyen de var. Ama unutmayın, onun yaptığı programlar Türkiye'de en çok izlenen... ...onun yaptığı televizyon kanalı Türkiye'de en çok takip edilen kanallardan biri. Ama soru popülerlik Şimdi değil toplumu... ki. Biliyorum, Pop... ben de onu yani, sordum. Evet. Ama şöyle, toplumun bir belli bir kesimi hiç güvenmese onu izler mi? Kendi yapıyor programları. Yani bir kişi üzerine adam televizyon kanalı kurdu. Sevmeyebilirsiniz ya da seviyor musunuz bilmem ama anlamak da gerekir. Ben anlamaya çalıştım. Dedi ki bu kadar çok insan yani güvenmesi güvenmediğini izlemez ki insanlar. Şöyle ben öyle düşünmüyorum tabii güvenmediğini izlemez değil ama haber manasında. Siz izler misiniz? Ee, Güvenmediğinizi izler misiniz? Mesela güvenmiyorsunuz beni izler misiniz düzenli olarak? ...düzenli olarak izlemem ama... ...şunu kastedeceğim... Ben ...sabah programlarında kadınlar konuşuyor... ...tamam mı? Diyor ki kadın bir şey söyleyeceğim diyor. Şimdi diyor beni topa tutacaklar ama diyor erkeklerin yüzde doksanı aldatıyor diyor. Şimdi ve konuşmaya Nerede? başlıyor. Sabah programında konuşmaya Hı. başlıyor. Türkiye'de erkeklerin yüzde doksanı aldatıyor diyor. Şu adamla şu kadın olmamıştı ben söylemiştim diyor. Bakın boşandılar diyor. Ama yedi senedir evliler. O kadar emin ki kadın kendinden ve o kadar biliyor ki. Ve her sabah bu programları izleniyor. Ondaki kriter güven midir onu bilmiyorum. Çünkü bazen öyle bir takılıyorsun ki. Ya ne saçma şey diye de izliyorsun. Ne garip şey diye de izliyorsun. Benim, yorum, yani ben, güven ben şöyle, dediğim haberi güvenle izlersin. Şöyle şöyle haber ben, ben kendimden sorumluyum. Ben Fox'a başlarken bana Doğan Şentürk o teklifi yaptığında ben Amerika ve Kanada'dan örnekler izledim, inceledim. Hı hı. Sabah haberi yapanlardan. Şimdi Amerika'da eğer birisi Kanada'da da öyle örnekler var. Biyografilerini okudum. Uzun yıllar sabah haberi yaparsan ve istikrarlı bir şekilde belli temel felsefeleri savunmaya devam edersen... ...günün birinde sen o toplumun en çok güven duyduğu adam oluyorsun. Ben bunu biliyordum. 2013'te başlarken ben buna göre hareket ettim. Ve bütün Fox'taki felsefemi akşamda yaptığıma bina ettim. Mesela kadın. Tamam mı? ben kadın odaklı bir yaklaşıma sahibim. Ama ben akşamda da böyleydim. Ekipte Ekip de kadındı. Benim, çok, çok benim, benim vardı. yazı işlerim hmm. müdürlerimin yüzde sekseni kadındı. Evet. ...sağ kolum kadın, sol kolum kadın... ...işte genel yönetmenim işte sen ekle... ...çünkü niye? Kadın detaycı... ...kadın titiz, kadın mükemmeliyetçi... ...kadın kolay kolay hata yapmıyor... ...benim canımı okudular... ...ama ben bu, bunun için onları seçmiştim... ...bana bu kelimeyi kullanamazsın dedi benim yardımcılarım... Evet Sizler, isimlerini hepiniz... ansak aslında... Dergis yani. Bozkurt olsun, Banu, Banu Kurt olsun... Semra ...Şerife vardı. Seçkin olsun... Semra Kardeşoğlu olsun, isimlerini söyleyemeyeceğim. Nihal çok Hanım'la an... çalışıyor musunuz Tabii şu anda? Tabii çalışıyorum. Nihal Kemaloğlu olsun. Danışmanız o o gibi. mesela bana o kadar çok böyle yardım eder ki. Çünkü kadınlar işte sen, mesela sana kolay bir şey yaptırabilir miydim ben de, kafana uymuyor. Hayır. Ama bu böyle. Ha, bu felsefeyi ben getirdim, Fox'a da taşıdım. Güvenilik dediğin şey okur veya izleyici veya takipçi, şimdi bu platformda da sizi her gün sınıyor. Hı -hı. Sevgili ile örnek. Ben her sabah dörtte kalkıyorum. Üç saat canlı yayın yapıyorum. Evet, o... Türkiye'de de Sayın Cumhurbaşkanından daha fazla televizyona çıkan tek adamım ben. Her gün üç saat, tamam mı? Bu bir sorumluluk. Ondan sonrasınız. Her <laughs> gün ben sabah kalktığım <laughs> Duyuyor, zaman, her gün sabah kalktığım zaman ben bir sınava tabi tutulduğumu biliyorum. Dolayısıyla işte mesela Kadın Günü, sadece Kadın günde değil, her gün Kadın Günü. Engellilerin hayata katılımı bir gün değil, her gün. Kız çocuklarının okuması, kız çocukları günde değil, her gün. Ben bu bilinçle hareket. Nasıl olunurun yanıtı bu. ...istikrarlı bir şekilde devam ederek. Evet, bir de e, gazete yapıyorsunuz orada. Evet, yani bir şekilde evet. manşeti var, spotu var. Ben elinizdeki notları bazen yaklaştırıp evet, bakıyorum. Donduruyorum evet, neler evet, haber varmış diye. Evet. E, çok güzel haber notları Ay Siz bilmiyorsunuz. Ben onu ne yapıyordum biliyor musunuz? Şimdi 10 gündür yapmıyorum. Şimdi ben tabii o notu gösteriyorum. Evet. Hem de bakın nasıl hazırlıklıyım evet, ben ve ekibim diye. Ama ne yapın? İşte sizin gibi akıllılar. Tabii ben onu açıp bakıyorum bir dakika, ekrana. Siz açıyorsunuz Hı. tamam? Siz akıllısınız. Ama siz benim rakibim değilsiniz. Benim rakiplerim de bunu yapıyor. Aa ben bir baktım. Ben hangi haberi girersem bunlar girmeye başladılar. Bu nasıl oluyor? Nasıl oluyor? Çok keyifli. Affedersiniz şey. ama ben keriz gibi sabah 7:30 gibi ben o kağıdı gösteriyorum kartoneti. Benim orada bütün akışım var. Bunu böyle ekran görüntüsü al ve kullanıyorlar. Tabii bir şey de demiyorum. Tabii ben de sabah öyle bakıyorum. Kimler gelecek, evet. kimler gidecek falan. Her şey falan. orada var. E ben de ama ne yapayım bunu? Şöyle yaptım. Programı en azından ortalarından sonra yapmaya başladım. Peki e, gergin bir işte yapıyorsunuz. Evet. Çeşitli sorunları oldu mu bunun? Sağlık sorunları ya da işte diyorum düşman edindiniz bence biraz daha. Eskisine nazaran değil mi? Ya şimdi tabii iş çok etkili bir program olunca... Tabi seven kadar sevmeyen de olacak, etkilemeye çalışan da olacak. İşte davalarımız var, tazminat davaları. İşte benim için bir tane hapis kararı çıktı. Şimdi şeyde istinaf mahkemesinde bir yıl, bir yıl, dört ay, yirmi gün öyle bir şey O, o temizdi. İşte bir haber yaptık Hı. bir gün. Ondan sonra ona ilişkin iktidarı kızdırdık. Ondan sonra yine bir, bir tazminat davası var. Bir başka iki tane dava vardı. Bir tanesi bitti, bir tanesi devam ediyor. İşte bütün bunlar sıkıntılar. Ee, ama göğüsleyeceğiz. Önemli değil. Önemli olan Türkiye'nin demokratik hayatına, ifade özgürlüğüne, basın dünyasına... ...elimizden geldiği kadar katkılarda bulunmak. Yerel medyada... Onu çok önemsiyorum. Yapıyorsunuz. Evet o çok güzel. Bizim gitti, biz mesela o. Evet. Onu da nasıl düşündüm? Şöyle başladım. Nasıl yenileyebilirim? Birinci yıl bitti. Baktım çok güzel gidiyor ama her yıl yenilemek gerekiyor. Nasıl olunur? Kendini yenileyerek olur. Mesela başarılı mı? Ama öyle devam değil. Devam edecek. Yenileyerek. Birinci yılın sonunda hep böyle baktık tartışıyorduk o gün. İşte Ali Kemaloğlu önerdi onu böyle konuş Amerika'ya baktık nasıl oluyor ne yapıyor ne ediyor. Amerika'da senin de çok iyi bildiğin gibi yerel medya çok önemlidir. Yerel televizyonlar da çok önemlidir. Biz de dedik ki o gün her gün en az 5-6 tane ilden Diyarbakır'dan İzmir'e, Diyar işte Gaziantep'ten Antalya'ya Trabzon'a kadar yerel gazete manşetleri vermeye başladık. O çok güzel. Şimdi bir de benim iki isteğim var kişisel olarak. Hep böyle şey yapmaya çalışıyorum. Bazen şimdi biz serbest bir şekilde bir yerlerde çalışabiliyoruz. Nedir o? İnsanlar biliyorlar senin konularını. Öyle bir şey olursa telifli ben mesela bir yerlere yazılar yazıyorum. Ama bazen öyle oluyor ki keşke... Acayip o medyamız kalsaydı etkili olduğu dönemler diyoruz bunu her gün her dakika her saat diyorum ama kendi açımdan da şu anda idame ettirebildiğim bir hayatım olsa da ya ilimin altında olsaydı tabii, dediğim tabii. dönemde çok oluyor. Güzel. Çünkü bazen öyle hikayeler duyuyorsun ki çok acıklı, çok güzel, çok acayip ileri götürülmesi gereken dosyalar yapabileceğini düşünüyorsun. İşte o zaman esas e, beynine bir daha bir daha tabii. dank ediyor medyasızlık bir tabii, gazeteci tabii. olarak. Mesela öyle dönemlerde birkaç sizi aradığım olmuştur ya. Hı -hı. Şöyle bir vak'a var, şöyle tabii, bir tabii. durum var. Mesela gazetecilerin şu anda düştüğü telifsizlik durumu. Hı -hı. Yani insanlar telifsiz isimlerini korusunlar diye yazı yazmaya teşvik ediliyorlar. Bu çok berbat bir durum. Ben mesela Jurnakom için böyle bir dosya yaptım. Ve hakikaten çok duygusal da oldu benim için de insanların anlattığı hikayeler. Ya da Wikipedia'nın kapalı olması. İkide bir bunu bir sorun haline getirelim artık diyoruz yani. Ya da işte pek çok sorun oluyor da böyle sizi çok arayan gazeteci arkadaşınız da oluyor mudur? Yani artık çünkü haberler elimizde patlıyor. Ben bu telif dosyasında biriyle konuşmuştum. Şöyle bir şey söylemişti. Ben yurt dışına artık gazete yapıyorum ya da fixer'lık yapıyorum. Çünkü onlardan telif alabiliyorum. Öyle geçinebiliyorum ama... Öyle haberler var ki bunlar da yok olmasın. Evet. Çünkü toplumun değişmesi, gelişmesi ve itiraz etmek için biz o haberleri yapmak, göstermek zorundasın. Yani parasız da olsa yapmak zorundayım çünkü bu. ...güdüsel olarak yapılması gerekiyor. Hem de topluma karşı sorumluluğu Ama alanın var. yok. Zaten hmm. çoğu haberi... ...bir yerde yayınlatamıyoruz, söyleyemiyoruz. İşte nedir T24... ...Doğan'dan rica ediyorum. Yok bilmem nedir. Haber olarak görünsün diye. Şimdi bu durumda sizi arayan... ...çok insan oluyor mu? Ya şunu haber yap İsmail... Oluyor edin. oluyor. Tabii şöyle Vallahi bir kısmı... Yani. <laughs> ...önerilerde bulunuyor. Sağ olsunlar izliyorlar. Bir kısmı... işte ...siz söylediğiniz gibi... ...işte şu haber var diyor. Onları yapmaya... ...falan çalışıyoruz ama... Onlar basit, işin basit tarafı. Haber yapıyoruz biz, bizi da bir şey yok. Fakat tabii Türk basını çok ciddi bir sıkıntı yaşadı. Bak bir örnek vereyim. Bence ileride bunun kitabı da yazacak. Belki sen yapabilirsin bunu. Şimdi ya, aslında yaptın bir kitap. E, i̇yiler. Bütün iyiler bütün biraz iyiler, biraz Şimdi fakat şöyle. Bak biz Akşam Gazetesi ilk operasyondu 2013 yılında. Ben Akşam Gazetesi'den ayrıldım. Kendimi istifa dilekçemi verdim ayrıldım. Kendi özgür irademle. Benden sonra ayrılanlar oldu. Atılanlar da oldu. Fakat Türk basını o tarihte buna duyarsız kaldı. Aslında merkez medya adına ilk tasfiye operasyonu akşamda Tabii gerçekleşti. Ilk biz... Ama Türk basının anlı şanlı kalemleri de dahil hiç kimse yazı yazmadı o gün. Hiç kimse. Ben o günü mesela o tarihi hiç unutmadım ve unutmayacağım. Dolayısıyla sonradan aynı olay başka başka gazetelerin televizyonların başına geldiğinde... Mesela adam uzun yıllar aynı gazetede çalışmaya devam etti. Şimdi görevinden ayrıldı. Şimdi burada Türk basınının da büyük bir bölümünün samimiyet ve tutarlılık sorgulaması yapması gerekir. Tabii. Çünkü çünkü sen o gün Nilay Örnek atılmış. İşte öbürü işte istifa etmiş Nihal Kemaloğlu, Çiğdem Toker istifa etmiş. Ama siz o zaman seyrettiniz. Hiç kimse yazı yazmadı, çizmedi, dayanışma içine girmedi. Bu da bir sorgulama testi olmalıdır. Ya yüzde yüz zaten işte ondan herhalde kitabım aklınıza geldi. Bütün iyiler tabii, biraz küskündür de biraz Hı -hı. irdelemeye çalıştığım şey de o. Hı -hı. Yani sadece e, şikayet ettiklerimiz değil aslında e, bizimle aynı düzeyde düzlemde zannettiğimiz insanların Hı -hı. bize yaptıkları ya da duyarsızlıkları da sorunumuz oluyor. Ama ya da biz de yapıyoruz ben, belki yani. Nasıl olunur ya? Yani? Nilay ben bir de şöyle bakıyorum dünyaya bir modelleme üzerinden bakıyorum. Mesela bak sizin durumunuz çok özel bir örnek tamam ben hep takip ediyorum sizi tamam mı? Şimdi siz işi elinden alınmış bir isimsiniz bir genel yönetmenliğinden ayrıldınız ama o kadar çok çaba ve arayış içindesiniz ki çok farklı şeyler yaptınız ve denediniz. Günün birinde bu dönem bittiği zaman bunun meyvelerini yiyeceğiz biz hepimiz. Bunu biliyorum ben. Onun için küsmeyelim diyorum modelleme olarak. Bak siz işte bir televizyon programı olsun, show olsun, bu olsun, seyahatler, yemekler, işte burada storytel. Ne olursa olsun bakın bu bir çaba Üretme ve arayış. Üretme ihtiyacı Üreteceğiz. yoksa var olamıyoruz tabii ki. Güdü dediniz ya biz baş... bir gazeteci başka bir iş yapamaz. Evet Ama Ben başka ben aç kalırım mesela gazetecilik olmasa aç kalırım. Ee, burada şöyle bir şey var. Üretmeye devam etmek için uğraşıyorsun Hı -hı. ama o çaba bazen yoruyor küstürüyor. Hı -hı. Mesela o sizin e, bahsettiğiniz dönemde ben şuna çok karşıydım. Biz akşamda çok büyük bir grup ayrıldık. Hı -hı. Yani çoğunluk kovuldu evet, ya da istifa etmek zorunda kaldı. Mobbing denilen şeyin dibine kadar yaşadığı insanlar. Ama ne oldu? Bazı isimler anıldı. Mesela biz sizden sonraki e, dönemde anıldık. E, nedir Sevim Gözay, Hı -hı. Tuğçe Tatari ve be, Hı -hı. beni. Üç kadın yazar bunlar Hı -hı. da kovulacak diye sizden bir Hı -hı. saat sonra sizin Hı -hı. E, ayrılma haberinizden bir saat sonra Hı -hı. çeşitli kanallar bize hedef Hı -hı. gösterdiği için. Biz gene konuşulduk nispeten. Çünkü ilk e, tasfiye edilen insanlardanız, ee, halk TV üzerimize yayın yaptı, şurada burada birkaç ufak tefek yazıldı. ...sonraki insanlar Tabii, hiç anılmadı. Öyle, öyle. Çiğdem Toker çok da iyi bir gazeteci, şahane şu anda da onu gösteriyor. Ee, Çiğdem Toker anıldı o dönem hafiften ama pek Bilal. çok insan, ...Bano ba Yazı İşleri Müdürümüz, şahane bir an, insandı. Bak, sadece anılmak değil. O bile çok bak, o önemli. O onu, onu demek amen istiyorum. Da. Ama bak benim bahsettiğim şey dayanışma dediğim şey. dayanışma. Olamadı. Dayanışma o insanlara iş vermesi gerekiyordu. O o zaman medya imparatorlukları devam ediyordu. Ama görmediler, üç maymun oynadılar. Fakat ben bunu biliyordum. Bu bir süreçtir. Bugün o, yarın sen, öbür gün öbürü. Hepsine sıra geldi. İşte geçen haftada birileri ayrılmak durumunda kaldı. Şimdi üzüldüm. Tamam isim vermeyeceğim ama üzüldüm de sen orada bütün bu sürecin içerisinde yedi yıldır da devam etmeye, çalışmaya devam ettin. Patronaj diye işte hala devam ettin. Kendi par paranı almaya devam ettin. Oysa bir sorgulama yapılmadı. Bir dayanışma içine girilmedi. Dayanışma olmazsa tek tek hepimiz yok oluruz. Dayanışırsak ...hepimiz var oluruz. Tabii tabii işte migram deneyi var... Ee, ...bu çeşitli Aynen. nazi dönemleri var... ...şunlar bunlar... İnsanlar insanlara böyle kırdırılıyorlar. Ee, böyle herkes... ...görevimi yaptım diyor. Nasıl olunur? Dayanışarak olunur. <laughs> Dayanışarak olunur. Görevimi yaptım demeyeceksin. Biraz e, itiraz edeceksin. Evet. Yapanı göreceksin. İyi iş yapanı göreceksin. İşte hani Benim kitabımla bitirelim o zaman evet. yavaş yavaş. Ee, böyle olsun istemezdim. Sizin de evet. yeni kitabınız dördüncü kitap çıkıyor Geliyor yakında. İsmi ne olacak bu arada? İsmi biraz cesaret. Ha, güzel korkmadan sonra. Korkmadan sonra ben <laughs> insanlarımıza bunu da ilk defa bir yerde söylemiş oluyorum. İyi, Tam yani. Ben hani insanlara cesaret... Çünkü umutsuzluk görüyorum Nilay. Umutsuzluğa kapılamayız. Hayır. Pes edemeyiz. Hayır. Biraz umut biraz cesaret. Evet, bütün iyiler biraz küskündür çünkü iyileri yeterince desteklemiyoruz. İyi gördüğümüz her şeyi söylemeliyiz. Ee, i̇yi bir yazı görüyorsan ona mesaj at, paylaş. Evet, Sadece direkt mesajı atma, tabii, her yerden tabii, paylaş, destekle. Bravo. Hatta verebiliyorsan maddi destek ver, duygusal Kesin. destek ver. Hepimiz birbirimize bunu yaptıkça iyi şeyleri gördüğümüzü söyledikçe daha iyi olacağız herhalde. Çok teşekkür ediyorum İsmail ben Küçükkaya buraya çok bu, bu yoğunlukta, bütün bu çabaların. Evet. Senin gibi iyilerin de bu gönül kırgınlıklarının hani küskünlük diyoruz evet, ya onların biraz. yok olacakları aydınlık mavi bir Türkiye'de buluşmak ümidiyle diyorum. İnanıyorum ben buna. Bütün küskünler er ya da geç gönül kırıklıkları giderilerek yeniden kazanılacaklardır. Ben de umut ediyorum. İnşallah öyle olur. Çok teşekkür, teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Çok sağ ol.